Benzinli bir motor için motor yönetim sistemi birden fazla alt sistemlerden oluşur. Bunlar kontrol sistemi, emme sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi, hava yakıt oranı geri besleme sistemi, EGR sistemi ve son olarak yakıt buharı geri kazanım sistemidir. İlk olarak kontrol sistemini açıklayalım. Kontrol sisteminin beyni elektronik kontrol ünitesidir. Ekü farklı sensörlerden gelen bilgileri işler ve aktüatörlere kumanda eder. Sensörlerden gelen sinyaller analog veya dijital olabilir. Örneğin su sıcaklık bilgisi zamana bağlı olarak değişen voltaj seviyelerinden meydana gelirken eksantrik mili konum sensöründe sadece 2 voltaj seviyesi sinyali meydana gelir. Aktüatörlere kumanda şeklinde, örneğin enjektörlerde olduğu gibi açık veya kapalı şeklinde olabilir veya gaz kelebeği kumandası döngüsel oranlı yani PBM şeklindedir. EQ ayrıca ken hatlarıyla diğer kontrol ünitelerine de bağlıdır. Bu şekilde bilgi paylaşımıyla örneğin motor arızı ışığı yakılabilir. Diagnostik soketi ile de diagnostik cihazına bağlantı mümkündür. Emme sistemi yanma için gerekli hava miktarını ayarlar ve hava miktarını ölçer. Hava filtresinden geçen hava, hava kütle ölçer içinden geçtiğinde havanın kütlesi voltaj sinyaline dönüştürülür. Gaz kelebeği geçen hava miktarını belirler. Gaz pedalı kelebeğe mekanik bağlı olabildiği gibi Günümüzde elektronik bir pedal eküye bağlıdır. Kelebeğin kontrolü ekü tarafından bir DC motorla sağlanır. Gaz kelebeği konum sensörleri ile gaz kelebeğinin açısal konumu voltaj sinyaline dönüştürülerek eküye bildirilir. Rölantinin yükseltilmesi gerektiğinde ise ekü rölanti motoruna kumanda ederek ek hava geçişi sağlar. Elektronik gaz kelebeği varsa Ayrıca rölanti motoruna gerek yoktur. Emilen havanın sıcaklığı sıcaklık sensörleri ile voltaj sinyaline dönüştürülerek ECU'ya bildirilir. Emme manifold basıncı bir basın sensörü tarafından algılanıp ECU'ya voltaj sinyali olarak gider. Ayrıca motorda emme supaplarının zamanlaması değişkense yağ kontrol valfine veya selenoid valflere kumanda edilerek volumetrik verimde yükseltilebilir. yakıt sistemi yanma için gerekli olan yakıt beslemesini kontrol eder. Depo içindeki yakıt pompası 12 volt gerilimle eki kontrolündedir. Pompa yakıtı emerek yakıt filtresi üzerinden yakıt galerisine basar. Galeri üzerindeki yakıt basınç regülatörünün görevi yakıt basıncını belirli bir değerde sabit tutmaktır. Fazla yakıtı depoya geri verir. Benzin enjektörü emme manifoldunda Alçak basınca maruz kaldığı için yakıt miktarının dengelenebilmesi açısından basınç regülatörü emme manifolduna bağlıdır. Günümüzde üretilen motorlarda yakıt sisteminde galeriden geri dönüş yoktur. Basınç regülatörü depo içinde yakıt pompa modülündedir. Geri dönüş depo içinde gerçekleşir. MAP sensör bilgisi ile yakıt miktarı dengelenir. Ekü pek çok sensörden gelen bilgiyi işleyerek püskürtme zamanını ve püskürtme miktarını belirler. Manifolda püskürtme gerçekleştirilen motorlarda yakıt emme supabının arkasına püskürtülür. Ancak direkt benzin enjeksiyonu motorlarda püskürtme doğrudan yanma odasına yapılır. Bu sistemde ayrıca yüksek basınç pompası, basınç regülatörü ve basınç sensörü de bulunur. Ateşleme sistemi yakıt hava karışımını tutuşturmak için gerekli olan kıvılcım üretir. Motordaki pek çok sensörden gelen bilgiler doğrultusunda ekü her türlü sürüş koşuluna göre optimum ateşleme zamanlamasını hesaplar ve ateşleme bobinine gönderilen ateşleme sinyaliyle çoğunlukla bobin içinde yer alan bir kontrol birimiyle ateşleme bobinini kontrol ederek buj elektrotlarında yüksek voltajlı bir kıvılcım oluşturur. Bu sistem egzoz gazının durumunu izleyerek motorun en uygun çalışma şartlarında olmasını sağlar egzoz çıkışında yer alan lambda sensörü veya diğer adıyla oksijen sensörü, egzoz gazındaki oksijen oranını EQ'ye bildirir. EQ, enjektör, ateşleme oyunu ve EGR aktüatörlerini kontrol ederek yanma koşullarını optimize edebilmesini sağlar. Sistemde yer alan ikinci lambda sensörü, katalitik konvantörün çalışma veriminin izlenmesi için EQ'ye bilgi sağlar. Eksoz gazı geri dönüşüm sistemi NOx yani azot oksit emisyonlarını düşürmekle görevlidir. Ekü motordaki sensörlerden gelen bilgiler doğrultusunda valfe e kumanda ederek bir miktar eksoz gazının emme hattına verilmesini sağlar. Kumanda şekli bir vakum regülatörü üzerinden olabildiği gibi doğrudan elektrikle de olabilir. Yakıt buharı geri kazanım sistemi, benzin buharının atmosferden yalıtılarak yeniden motora verilip emisyonun düşürülmesini amaçlar. Yakıt deposunda buharlaşan benzin buharı kanister adı verilen kutuda depolanır. Motor çalıştırıldığında ekü kanister valfi açarak buharın emme manifoldu tarafına çekilmesini izin verir ve benzin buharının motorda yakılmasını sağlar.